Mahşer günü bütün Müslümanlar da, Hristiyanlar da, Museviler de, ateistler de hepsi aynı yere getirecekler. Sadece iman edenlerin diyor Cenab-ı Allah yanlarında bir sürücüleri vardır. Bizim bilmediğimiz bir vasıtayla gelecekler. Önlerinde bir ışık ve sağ taraflarında bir ışık vardır diyor. Zaten onu gördüklerinde anlayacaklar ki bu lehte bir durum. Yani cennete gideceklerini anlayacaklar. Onun çünkü ikinci bir anlamı yok inşallah. Diğer kişilerde de üstleri başları tozludur diyor ayette. Yani toz bürümüştür diyor. Siyahtır görünümleri. Gözleri koyu mor renginde. Yani beyazı yok gözlerinin. Gözlerindeki beyaz alınmış olacak. Yerde sürünerek ettireceğim diyor Allah. Yani o enaniyet ve gurur ve kibirlerini kırmak için. Müslümanları oradan alacağız diyor. Onlar dizüstü çökmüş olarak o arazide bırakılacaklar diyor. Onlar cehenneme alınıyorlar. Müslümanlar cennete alınacak. Ama tabii kapı deyince insanlar normal klasik kapı zannediyor. Çok şaşıracağız. Yani tarif edilenlerle, yani beynimizdeki imajla karşılaştığımız çok çok farklı olacak. Mesela cenneti tahmin ettiğimizden çok çok daha mükemmel bulacağız. Cehennemi de tahmin ettiklerinden çok çok kötü bulacak insanlar. Yani tahayyül ettiklerinden çok çok daha kötü bulacaklar. Çünkü cehennem insanın istemediği her şeyi barındıran bir şey. Yani toprak da insanın aleyhinedir cehennemde. Her şey aleyhinedir. Cennette de her şey insanların aleyhinedir. Yani mesela bir ağaç dalına da bir şey desen, mesela al şunu bana getir desen getirir. Her şey canlıdır cennette. Yani hepsinin şuuru vardır. Meyvanın, sebzenin, mesela meyveyi dalından koparırsınız. Koparmanla beraber aynı anda oluşması birdir. Yani tükenmez meyveler diyor Allah ayette. Hiçbir şey tükenmez. Mesela yemek yediğinde de öyle. Yani herhangi bir isteğin olduğunda da, mesela bir yere gitmek istediğinde de anında oluşur. Bu şu anda da insan, mesela rüyasında da Allah bu sistemi insanlara yaşatıyor. İnsanların anlaması için de rüyalar. Mesela rüyamızda biz istediğimiz yere anında uçarak gideriz, koşarız. Mesela bir yiyecek yeri bir anda masanın üstünde oluşuyor. Onu kimse mutfakta hazırlamıyor. Rüyamızdaki yemekleri. İnsanlar büyük bir iştahla yiyorlar ve doymuyorlar. Bazen de doyuyorlar. Rüyadaki sistemin daha keskin, daha net, çok daha açıdır cennet. Yani bu dünyadaki görüntüden daha keskindir. Bu dünya da fulludur biraz. Ayette diyor o gün görüş keskindir diyor. Daha nettir. Yani burada üç boyutludur ama o kadar da üç boyutlu değildir. Çünkü uzaklaştıkça fulluluk oluşuyor biliyorsun. Uzak noktalar daha fullu görünüyor. Ama cennette uzak noktalar da çok net görünür. Ve üç boyut keskinliği daha fazladır.